Merhaba Cahit Bey. Merhaba. Dijital telif hakları nedir, nasıl korunur? Türkiye'de telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Esinleri Kanunu çerçevesinde korunuyor. Dijital telif hakları da o kapsamda düzenlenmiş durumda. Bir eser meydana getirdiğinizi düşünelim. Örneğin bir müzik eseri meydana getirdiniz. Bu eseri siz fiziki ortamda, yani kaset, CD ve benzeri ortamda kullanabileceğiniz gibi dijital ortamda da kullanabilirsiniz. Ya da bir radyo, televizyonda da bunun kullanımını gerçekleştirebilirsiniz. İnternet ortamında bunu kullandığınızda ve bir takım kullanım biçimlerine tabi tuttuğunuzda dijital haklar olarak bizim karşımıza bir takım hukuki sorunlar da çıkıyor. Çünkü bir tane müzik eserini siz alıyorsunuz internete, birkaç saniye içerisinde upload edebiliyorsunuz. Bu bütün buralarda izinler alınması gerekiyor. O müzik eserinden doğan bir takım hak sahipleri var. Eser beste sahibi, güfte sahibi, yapımcı, icracı, sanatçı gibi bir sürü hak sahipleri var. Bütün bunlardan copyright clear dediğimiz telif hakları temizliği yapılmak suretiyle bu hakların alınması gerekiyor. İnternet ortamındaki her bir kullanım biçimi bakımından. Streaming olabilir, umuma erişimi sağlama şeklinde olabilir. Oradaki bütün kullanımlar bakımından da bu izinlerin alınması lazım ki siz bir müzik eserini internet ortamında kullanabilirsiniz. Peki dijital telif hakları hangi ihtiyaca karşılık geliştirilmiştir? Dijital telif haklarının bir ihtiyaç ve bu konunun düzenlenmesi tamamıyla teknik ve nasıl söyleyelim iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak düzenlenmiştir. Aslında hukuk ekonomi ve teknik altyapıyı takip eder. Yani internet yoksa internet hukuku da yoktur. Dijital bir takım uygulamalar yoksa dijital telif hakları da olmaz. Dijital uygulamalar var ki orada bir hukuk ihtiyacı doğuyor. Tamamıyla bunu teknik gerekçelerle açıklayabiliriz. Peki DRM teknolojilerinin sağladığı gelişmeler ve yararlar nelerdir? Yine bu DRM teknolojisi yine ihtiyaçtan doğuyor. Çünkü siz bir tane müzik eserini, sinema eserini ya da bir kitabı DRM'siz bir şekilde internet ortamına attığınızda bu sefer çok kolay bir şekilde bu kopyalanır, çoğaltılır ve sizin kontrolünüzün dışına çıkar. Yani izinsiz kullanımlara yol açar ve siz de amacınıza ulaşamazsınız. Yani o eserin internet ortamında, dijital ortamda değerlendirilmesi nedeniyle almanız gereken karşılığı alamazsınız. Buna karşılık hak sahipleri DRM adı altında bir takım koruma önlemleri, eseri şifreliyorlar, kodluyorlar ve lisans alan kişilere bu eserin kullanılmasını, kullanımı açıyorlar. Bu şekilde DRM teknolojisi doğdu ve buna dönük bir sürü uygulamalar var. Tamamıyla eserin izinsiz kopyalanması ve izinsiz kullanımına karşı alınan teknik koruma önlemleridir. Bu önlemlerin eserden kaldırılması dahi hak ihlali olarak kabul ediliyor telif yasamızda. Peki dijital telif hakları ihlali nereye şikayet edilmeli? Dijital telif hakları ihlal edildiğinde aslında iki tane hukuki enstrümanımız var elimizde. Bunlardan bir tanesi hukuk mahkemeleri, fikri ve sanayi haklar mahkemeleri kuruldu. Bu hukuk mahkemeleri yoluyla haklarımızın takibini yapabiliriz. Bu hakların izinsiz kullanımının önlenmesi ve bir zarar doğduysa da bu zararların karşılanmasını talep edebiliriz mahkemelerden. İkinci yol ise savcılık şikayetidir ve oradan da kamu davası açılması yolu, yani cezai yaptırım ile karşı karşıya kalır bu eserleri izinsiz kullanan kişiler. Bir de İdari bir yol var aslında. İdari yol da uyar kaldır prosedürü dediğimiz. Yani bana ait olan bir eseri siz gittiniz YouTube'a attınız. Benden izin almadan. Ben de bunu YouTube'da kullanmasını istemiyorum. O durumda ben gidip hukuk mahkemesine gitsem YouTube'un bu işten haberi yok. O durumda
Benim önce YouTube'a bir uyarı mektubu göndermem lazım. Yani bir ihtar göndermem lazım. Benim eserlerim senin yer sağlayıcı durumundasın. Yer sağlayıcı olarak benim eserimi izinsiz burada yer sağlıyorsun. Lütfen bunu buradan kaldır. 2 ve 3 günlük süreler var. Bu süreler içerisinde YouTube'un bunu buradan kaldırması gerekiyor. Aksi halde o da birinci derecede sorumlu olur ve ona ben hem hukuki hem de cezai yaptırımlar uygulayabilirim. Yani doğrudan yer sağlayıcılara ben ondan sonra şey yapabilirim, bir uyarı mektubu gönderebilirim. Muhatap bulamayabiliyorsunuz bazı durumlarda. O zaman da BTK'nın bir şeyi var, mekanizması var. Doğrudan BTK'ya bir müracaat ederek yine haklarınızın takibini, idari yoldan haklarınızın takibini, izinsiz kullanılmasını önleyebiliyorsunuz. Peki dijital telif hakları ihlalinin sonuçları nelerdir? İster dijital olsun, isterse fiziki ortamda olsun, bir telif hakkı ihlali aynı hukuki sonuçları doğurur. Bir telif hakkı ihlal edildiğinde, biraz önce ifade ettiğim gibi hem hukuki hem de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalır. Hukuki olarak bana verdiğiniz, hak sahibi olarak bana verdiğiniz zararların tamamını ve hatta 3 katını ben mahkemelerden talep edebilecek durumdayım. Cezai olarak ise 1 yıl ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla ve bir takım adli para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla aslında telif ihlalinin dijital olsun olmasın fark etmez, telif ihlalinin yasa koyucu gerçekten de çok ağır yaptırımlara tabi tutmuş. Peki televizyondan canlı bir konserden kendi video kamerama veya telefonuma çektiğim bir şeyin telif hakkı bana mı ait? Şimdi çok ilginç bir soru bu. Eğer canlı bir icradan, yani ne bileyim Taksim'de YouTube geliyor ve bir konser veriyor. Siz bu canlı icradan kendi kameranızla eseri videoya çekiyorsanız, bir defa bu hak ihlali. Bireysel kullanım için dahi, oysa bireysel kullanım istisnası vardır. Ama böyle bir durumda bunun için bile izin almanız gerekiyor. Bunun haricinde siz gidip televizyondaki bir programı, bir müzik bir müzik klibinin yayınını vesaireyi oradan birebir kopyaladığınızda siz bunu kişisel kullanım için kullanabilirsiniz. Yani kişisel kullanım amacıyla ama götürüp bunu internete veriyorsanız veya umma açık bir yerde bu videoyu göstermeye kalkıştığınızda bu sefer bırakın siz telif sahibi olmayı, telif ihlali yapan konumuna düşmüş olursunuz. Kesinlikle hak sahibi muamelesi görmezsiniz o durumda. Dijital çağda bilgi özgür olmak ister, internetle birlikte telif hakları geçersizleşmiştir gibi bir görüş var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben tam aksini düşünüyorum. Hiçbir şey ölmedi. Her şey daha da çok hayat buldu. Fikri mülkiyet hukuku bilgiyi koruyucu bir hukuk dalıdır. Telif hakları da bunun bir parçası olarak çok daha gelişti. O kadar ki telif yasalarında pek çok ülke, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere çok ciddi değişiklikler yapmak durumunda kaldı. Amerika'da Millennium Act adı altında, Copyright Millennium Act adı altında, Avrupa Birliği'nde ise Information Society Directive adı altında bu konuya ilişkin çok ciddi. Yine WIPO'nun telif haklarıyla ilgili bu konuda çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Türkiye'de bunları iç hukukuna aktarmaya çalıştı. Bilginin çok fazla yaygınlaşmasıyla beraber telif haklarını korumak da zorlaştı. Bir taraftan bu hakları yaygınlaştırmak ve semerelerinden faydalanmak kolaylaştı. Ama öbür taraftan da izinsiz kullanımlara karşı hakları korumak çok zorlaştı. O nedenle yasa koyucular sürekli bu konuda revizyonlar yapma ihtiyacı hissetti ve süreç tamamlanmadı. Bu devam ediyor şu anda. Ama hiçbir şey bana göre ölmedi. Sadece bir şeyleri yaymak ve hakları daha çok kullanım şekillerine tabi tutmak kolaylaştı.
Ama bunun aksine hakları korumak zorlaştı. Ama yeni yeni haklar doğdu. Fakat bu hakların korunması inanılmaz derecede zorlaştı. Hiçbir şey ölmedi ama. Peki dijital ortamda bir çalışma ne zaman sabitleşip eser haline gelmektedir? Şöyle bir örnekle bu sorunuza cevap vereyim. Bir müzik eseri, bana ait olan bir müzik eseri var. Bu müzik eserinin ben melodilerini ya da güftelerini söylemekle birlikte eser doğar. Yani eser meydana getirildiği anda bütün haklar da kendiliğinden doğar. Biz buna doğal koruma diyoruz. Eser bana ait olan bu müzik eserini benden izinsiz hiç kimse dijital ortama, internete koyamaz. Koyduğunda bana ait olan bir takım telif haklarını ihlal etmeye başlamış olursunuz. Orada bir şeyin sabitlenmesi falan da gerekmiyor. Yani üçüncü kişilerin algılamasıyla birlikte eser meydana gelmiş olur zaten. Benim beynimin içinde olmadığı sürece hak da duvar. Dijital ortamda da aynı şekilde. Dijital ortama eserin konulmasıyla beraber dijital haklarla ilgili hukuki problemler ortaya çıkar. İzinli ise problem yok ama izinsizse artık bu telif hakkı ihlalidir ve mevzuatta düzenlenen 1 ila 4 yıllık hapis cezaları ve 3 katına kadar tazminatlarla karşı karşıya kalır bu hakları izinsiz kullanan kişiler. Dijital telif hakları yani bu konuyla ilgili, dijital telif haklarıyla ilgili bizim ulusal bir politikamız var mı? Yani dünyada ve Türkiye'deki durumu ne şekilde? Ulusal politikamız maalesef yok ama dünyada gerçekten çok ciddi politikalar geliştiriliyor bu konuda. Kültür endüstrisi, knowledge ekonomi, bilgi ekonomisi şeklinde çok yeni kavramlar çıktı. Hatta yeni ekonomi adı altında yeni akımlar oluştu. Ve tüm dünyada bu konuda çok ciddi, gelişmiş olan ülkeler çok ciddi politikalar geliştiriyor. Özellikle dijital haklar bağlamında inanın, çünkü artık bugün müzik, sinema gibi endüstriler dijitalleşti. Yani Türkiye örneğinden gidelim. Eskiden 100 milyon kaset için 100 milyon bandrol alınırdı. Şu anda bu rakam 10 milyon çok altına düştü. Ama biz müziği daha mı az kullandık? Yani 10 katı aşağı düşen bu rakamlarda biz, hayır, biz müziği daha fazla kullanıyoruz ama dijital ortamda kullanıyoruz artık. Her şey dijitalleşti ve bu inanılmaz, bu süreç devam ediyor. Bugünlerde de kitap dijitalleşmeye başladı. E-kitap gibi, Z-kitap, zenginleştirilmiş kitap gibi kavramlarla karşı karşıyayız. Daha çok kullanıma tabi tutuluyor, farklı kullanım şekillerine tabi tutuluyor. Bu kapsamda da gerçekten de ulusal politika geliştirmesi lazım ama bir politika yok maalesef. O nedenle de hukuki altyapı sağlıklı olmadığı için, politikalar da geliştirilemediğinden dolayı sektörler bu sefer geri gitmeye başladı. Mesela Türkiye'de bugün müzik sektörü geri gidiyor artık. Sinema sektörünü diziler yoluyla geliştirmeye çalışıyoruz ama hukuki altyapıda yine ciddi problemlerimiz var. Yani dizi ihraç ediyoruz ama hukuki altyapıya girdiğinizde bugün girin internete, istediğiniz diziye istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunların pek çoğu korsan. İzinli değil. Ama sizin ulusal bir politikanız olsa doğru düzgün bu politikaları devreye sokarsınız ve mevzuatınızı da bu politikalar çerçevesinde şekillendirir ve uygulamaya sokarsınız. Türk Telif Hakları Yasası dijital haklar yönünden yeterli midir? Kesinlikle yetersizdir. Bizim telif yasamız dijital hakları düzenledi, düzenlemedi değil. Ama var olan düzenlemeler yetersiz. İki açıdan yetersiz. Bunlardan bir tanesi düzenleme biçimi bakımından. Yani düzenlemeler ihtiyaçları tam olarak karşılayamıyor. Eksik düzenlemeler var. İkincisi ise en son dijital haklarla ilgili düzenlemeler, hafızam beni yanıltmıyorsa 2004'te yapıldı. Yani 10 yıl önce yapıldı. Bu 10 yıllık dönemde yeni teknolojiler, yeni kullanım biçimleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yani var olan düzenlemelerin revize edilmesi gerekiyor. Bu açıdan da yetersiz. Örneğin bana ait olan bir müzik eserini siz internet ortamına koyduğunuzda benim derhal o izinsiz kullanımı sonlandırabiliyor olmam lazım.
Bugünkü uyar kaldır prosedürü çerçevesinde bu mekanizmaları benim çalıştırıyor olmam hiç kolay değil. Hem hukuki altyapıda problem var, hem de var olan mevzuatın uygulanmasında problemler yaşıyoruz. Yani aktörler, gerek savcı, gerek hakim, bilir kişiler, artık kimse o aktörler, oyuncular. Bunların da konuya hakim olmayışından, olamayışından dolayı prosedürleri çalıştırmak çok gecikiyor. Bazen de çok kötü çalışıyor ve yanlış çalışıyor. Dolayısıyla hak sahipleri haklarına kavuşamıyor. Ne yapmak lazım? Mutlaka bu uyar kaldır prosedürünü zaten idari mekanizmalar geliştirilmiş ama hem buradaki süreleri daha sıkı, bu uyar kaldır prosedürünü çok daha sıkı düzenlemek lazım. Çok daha işler hale getirmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz sorularımıza cevap verdiğiniz için. Biz de teşekkür ederiz.